En sevdiğim yemek. Oo, bunlar nedir? Bunların tamamı atalık tohumdan. Kıbrıs'taymışsınız. Konusu neydi abi filmin? Efendim Zilli, tabii duydun güzel yemeğin kokusunu. Ne güzel oldu, adam geldi, çalıştırıyoruz. Arkanda. Oo. Yes şef, yes tuz şef. Ne oldu? Hay Allah razı olsun. Hiç vermeyeceksin zannediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun şef. Bugün Rida Çiftlik'teyiz. Muhteşem yeşilliğin içerisinde sebzeler yetiştiriyorlar, konaklama alanları var. Hepsini İlker Ayık'tan dinleyeceğiz. Bizi bekliyor, yanına gidelim. Abi selamlar. Ne haber? İyidir abi, sen nasılsın? Eyvallah, hoş geldiniz. Buraya böyle huzurlu bir yoldan geldik. Şahane. Ve şu anda bizden başka ses çıkartan kimse yok. Evet. Burada ufak tiny house'lar. Tiny house'larımız var. Tabii tesis böyle bir büyük bir tesis. Restoran hizmeti de veriyor. Dolayısıyla İstanbul'un da her yerine 45 dakika mesafede. Seni televizyonda görüyoruz, tiyatroda izliyoruz ama Rita Deli gördük. Yani iyi etlerden bir tanesini pişirdiniz ve ondan sonra da bu etçilerin o tarz ete, yani tütsülenmiş ete bir şekilde evet, dönüşünü de görmüş olduk. Evet, yani şey, özel bir yedim, Rita Deli getirdim mi diyorsun yani? Yo, aslında bunları yapan bir şefim vardı. Böyle et pişirmeyi çok seven bir şef. Aslında onun önünde durmadık. Aa süper. Kağıthane'de bir demircide önce bir prototip smoker yaptırdık. Onu işte bir argesi oldu. Abi öyle oluyor yani, yok çünkü hazırı burada. Ben şeyi bekledim abi, Amerika'ya gittik ya da işte Prag'a gittik falan, o Çekler'in de çok meşhurdur. Evet, oradan gördük. Biz Kağıthane'ye gittik abi. Hikayemiz bizimki daha şey, karizmatik. Hani böyle... Abi New York'a gittik falan diye anlatamıyorum. Şey, yani. Amerikan arabasından yola çıkacağım. Hani burada sanayiye gittik abi, aynısını yaptırdık gibi bir şey olmuş yani. Biraz öyle oldu. Şimdi 3 şube oldu. Hayırlı bir tane olsun. Şey Maçka'da Dek'te var, bir de İzmir İstinye Park'ta evet, Dek'tekine var. Doğru, ona evet, da denk geldim. Her şey, her yerde bir detay var. Alanın uygulanması, peyzaj konusunda çok çalıştık. 3 yıldır, 3,5 yıldır hazırlıyoruz biz burayı. Açalı da böyle 2-2,5 ay falan oldu. Oo, sanayi ürününü gördük bir dakika. Bu kendisi, tanıştırayım. Canavar. Canafar. Oo, kaç kilo pişiriyor bir kere de? 300-250 falan pişirir. İlker Ayır'ın keyfi neden yerinde? Tabii abi benim de keyfim yerinde. Şöyle bir şey var, yani bu ortamın içerisinde gerçekten negatif düşünceden arınmak için bir yer. Çünkü yani İstanbul'dan kaçıp buraya gelip, o çocuklar da var muazzam. Burada etkinlikleri var herhalde. Burada çocuklar için minik çiftçi eğitim programı yapıyoruz. Yaz o kadar değerli bir şey ki, çünkü çocukluğundan hatırasında kalacak olan öyle. Bu hikaye onu belki de ileride daha bilinçli bir vatandaşa çevirecek. Çocuklar tabağında biraz daha az yemek bıraksa bile kârdır. Evet. Bunun değerini anlamaktan bahsediyorum. Bu evet, lavanta. Üf. Ha? Aa. Biberiye var. Ada çayı var burada. Ada çayı. Pancarlar var. Pancar yaprakları var evet, şu anda. Kale dediğimiz aslında bir Türkiye'de kararana da diyoruz. Evet. Bunlarla bir şeyler yapmak isterim. Dükkan senin. Bu seni çok şaşırtacak. Oo, bu şey peppermint. Peppermint. Bu çikolataların içine konulan. Evet. Damakta bir sakızın da bir marka evet, sakızın da şeysi. Bu da lemongrass. Bundan da acayip hem sorbe oluyor hem, esans oluyor. Esans oluyor, güzel. Şimdi ben tabii böyle şef olarak böyle ortamlara girdiğim zaman çocuklar gibi şeyim. Çocukların şu anda cıvıltısı eyvallah, benim içimde dönüyor. Şu anda bana az önce bir smoker gösterdin. Burada arkada muhteşem ürünler var. Burada birazdan bir şeyler toplamak isterim. Ki dükkan senin dediğin için de evet, gözüm kapalı toplayacağım. Lütfen. Şimdi soru. Buyurun. En sevdiğiniz ya da en sevmeniz, yani ikisini de duymak istiyorum. En sevdiğim yemek. Yani yemekten sayılmıyor elbet ama ya da sayılıyor mu sen söylersin, menemen. Tabii ki sevdiğim, ne sevdiğim tamam, menemen. Hastasıyım yani, gerçekten çok severim. Çok yani, iyi yaparım diyorsunuz. Demiyorum. Ya gözünde gördüm şimdi yani, çok iyi yaparım geldi. Hayır, çok iyi yapma ama yaparım yani. Yaparım, daha çok iyi yaparım. Sevmediğim yemek yok ya. Güzel. Varsa sevmediğim şey özellikle koymayı düşünüyordum. Hayır hayır. Çünkü benim bir de böyle şeylerim vardı. Biri sevmiyorsa kesin kötüsünü yemiştir gibi bir teorim var. Doğru. Çünkü İyisini yedikten sonra bence sevilmeyecek hiçbir ürün yok. Bunlar nedir? Böyle özel bir cins. Bir siyah biber de ekmiştim, aradan aynen, çıkmış olabilir. Aradan çıkmış. Siyah var, o şeylerden var, yuvarlaktan acılar var. Bak burada artık şey var, sivri biber var. Yani böyle bu, böyle gidiyor. Biber de öyle bir şey ki, yani her cinsinde farklı bir lezzet var. Evet. Ve hepsini de böyle kendine özel pişirme sistemi var. Kimisi mesela mangalda hafiften dışını közleyince o yanık tadıyla çok daha güzel oluyor. Kimisi çiğ haliyle o kütür kütür evet, biber tadıyla çok iyi oluyor. Ya da sadece bir salata sosuna o acı biberi böyle ince kıyıp
geriden yes. acısını aldığınız zaman bambaşka bir noktaya getiriyor. Ya da bir kuru fasulyenin içine finale doğru atıyorsun 3 tane. Muazzam olur. Şey soracağım, şimdi burada ürünleri belirliyorsunuz. Burada güzel bir ekip çalışıyor şu Eyvallah. Anda ve arı gibi çalışıyorlar. Taş fırını da buradan görebiliyorum. Eyvallah. Buradaki ürünlerin sezonuna göre menüyü de evet. etkiliyor mu? Tabii. Alıyoruz tarlamızdan evet, evet. tabağımıza koyuyoruz. Ya her tabağımızda mutlaka bir ürünümüzün olmasına özen gösteriyoruz. Bunların Hı-hı. tamamı atalık tohumdan, tamamı Süper. Zehirsiz, hiçbir ilaç kullanılmaksızın benim kendi ellerimle yetiştirdiğim şeyler. Zaten hiç düşünmeden her şeyi ağzıma atıyorum gördüğüm gibi. Hiç, benim. Çok rahat ol. Hakikaten çok rahat ol. Gıdanın seyahat etmemesi lazım. Çünkü seyahat Aynen. ettiğinde sen onu organik diyorsun. Ondan sonra 2500 kilometreye gönderiyorsun. O transportasyon esnasında da acayip bir karbon salıyor yani etrafa. Uçakla gönderiyorsun, gemiyle gönderiyorsun, kamyonla gönderiyorsun. Doğaya bunun gönderimiyle inanılmaz bir şekilde zarar evet, veriyorsun. Evet, yani işte tabii ki bu sefer kendi bahçemizde ne olduğu için mevsimsel menü oluyor. Mevsimi takip ediyoruz. Kümesimiz vardı, tavuklarımız var. Yeterince yumurta çıkmıyordur. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Mudur? Çıkmaz. İşte hep anlatıyorum, Hüseyin abim var burada. Bahçe Hı-hı. işlerine o bakıyor. Hüseyin abi diyorum, yumurta var mı? Çok yok İlker Bey. Niye abi? Hava soğuktu ya. Peki abi. Tavuklar Hüseyin işmiş. Abi var mı yumurta? Yok. Niye? Hava çok sıcak değil. Ulan böyle bir dünya var mı? Giriyorum içeriye. Hani aranızda çalışmayanlar var diye şaka yapıyorum ama. Burada kendi diktiğim ağaçlar bunlar. Bu bir ıhlamur ağacı. Şenay İlkokul öğretmenim Çocukluğunuz Kokar. Onun Aa. Adı da Sumru. Konservatuvardan öğretmenim. Bilgelik kokar diye. Yani burada bir kardeşin astık ama böyle bir ince ruh. Yani güzel. Çalışma şu, gitti. Şu zeytin de Rasim. Rasim Aa. Abinin aziz hatırası. O benim hem abim, arkadaşım. Muhteşem bir insan. Kıbrıs'taymışsınız. Kıbrıs'taydım. 6 hafta kaldım. 5 hafta kaldım. Bir hafta İstanbul'daydım. Ya, ama 3 sene önce. Evet, çok oldu ya. Ya şey, pandemiden Gençtik önce. Gençtik o zamanlar. Pandemiden önce muhteşem bir film çekmişsiniz ve güzel o da oldu. Yayında olacak. Evet. Müstakbel Damat. Müstakbel Damat. Onunla ilgili hem güzel hikayeler dinlemek istiyorum hem de varsa orada komik anılarınız onları dinlemek istiyorum ama artık ben bir bahçeye gideyim. Bir şeyler toplayayım. Şurada ocağın başına geçelim. Orada sohbetimize devam edelim. Bahçe tamam. Senin. Ben de. Şimdi biraz daha keşif, böyle alıcı gözüyle bir bakayım. Dereotu, bir parça biberiye, çok fazla değil. Kekiklerden de alalım. Biraz da maydanoz, birkaç parça ada yaprağı. Şurada birazcık pancar yaprağı alabilirim, şöyle zarar vermeden. Bir de burada çok güzel kale'lar var. Bunların da körpe olanlarından toplayayım ki biraz hızlı pişsinler. Şurada çok güzel naneler var, muhteşem. Böyle peppermint dedikleri, böyle iki dal alsam bana yetecek, artacak bile. Çok güzel bir demet oldu. Ve şurada limon otu var. Hem de böyle bir ferahlık verecek bizim yemeğimize. Evet. Çevire çevire çıkartalım. Muhteşem havuç. Gerçekten muhteşem havuç. Pişirmeme bile gerek yok. Yani şunu salata yapsam çok lezzetli bir şey olacağına garanti veriyorum. İnanılmaz tür biberler var. Şuna bakar mısın? Adeta hani közlenmiş bir efekti var ama kapyalardan alacağım. Tamamdır benim işim gibi duruyor ya. Hop. Zarar vermeyelim. Benim burada işim tamam. Mutfağa geçebilirim. Bunları yıkayacağım. Sonra tezgahın başında görüşeceğiz. İlker abi mutfağına hafiften böyle konmuş gibiyim ama. Güzel, bunları bir tartsaydık ona göre çünkü fatura keseceğiz. Öyle mi? abi 100 gram yalnız. Bak en çok neden şikayet ediyorum biliyor musun? Neden? Şunu pazarda böyle kesip satıyorlar. Koçtaki yani buradaki muhteşem lezzet herhangi bir salatada bambaşka bir noktaya götürür. Öyle mi? Hiç tadına bakmadın mı? Baktım diye bakmaz oğlum. Oo, bak şahane yes. pancar. Bunları o kadar basit yapacağım ki. Tamam. Diyeceksin ki niye bu kadar basit yaptın? Neden bu kadar basit ve lezzetli oldu? Bunları sadece doğrayacağım. Odun ateşinde pişireceğiz. Üf. O arada senden birazcık Kıbrıs'taki hikayeyi dinlemek istiyorum. Valla Kıbrıs çok güzel kardeş. Ha kardeş ne yapalım? İyi sen ne yapalım? Böyle şey mi, yöresel konuşmayı duyacağız mı? Evet evet. Filmde Erdal abi, Erdal Özyağcılar, benim kayınpederim. O Kıbrıslı bir emekli pilot. Onun kızıyla evlenmek istiyorum. Herkes, benim dışımdaki herkes Kıbrıslı. Bir tek ben, anam, babam Kayserili'yiz. Konusu neyle ilgili abi filmin? Yani kayınpederini beğendirmeye çalışan bir müstakbel damadın hikayesi. Kayınpeder mükemmeliyetçi, emekli pilot, acık sinirli. Arıza taraf fotoğraf diyorsun. Evet evet, arıza taraf fotoğraf. Benim oynadığım rolde birazcık sarsak mı diyeyim, sakar mı diyeyim. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde
işte ikisi bir araya geldiğinde saçma sapan işler oluyor ama klasik Türk sinemasında izlemeye doyamadığımız bir takım eserler var. Onların sahnelerinde hem kahkahalarla güleriz, sonra birden film durur, bir aile olur, bir duygusal anlar yaşanır filan. Bizim filmimizde de böyle bir dünya var. Daha çok güleceğimizi tahmin ediyorum ama öyle. Doğru noktalarda da evet. Yani hayata dokunan bir film göreceğiz. Peki yani. Kıbrıs'ta çekimlerde ne yiyorsunuz abi? Yani Kıbrıs'ta yani şeftali atıyorum, kebabı. Ya tamam, şeftali kebabı yemiyorsunuz sürekli. Yani molehiya. Ya molehiya. Sete molehiye gelmedi şimdi. Aynen. Hiçbir zaman otu yemediniz öyle değil mi? Hayır, ama şeyde sahnede yeri var. Ki sahnede molehiya yiyor. Hakikaten damakta da değişik bir şey, zor bir yemek. Doğru. Şöyle gelelim. Dikkat, sıcaktır efendim. Arkanda. Oo, bir dakika. Baba, kusura bakma ya bizde. Şimdi önce sıcakla bunları bir buluşturalım. Tamam. Bol tuz. Ben biraz tuzlu yapayım az yemekleri. Öyle mi? Çünkü tuz olmayınca benim şeyim yok. Benim diğer adım da seyirciler tarafından tuz şef olarak derler. Gerçekten. Evet. Tuzum boldur. Bana da yağ şef derler, bolca yağ koy. Yok be, demezler bana. Yağ şef nereden çıktı ya? Şimdi bunu tekrar fırına vereceğiz. Burada muhteşem pizzalar yaptığınız zaten her masada bir pizza, bir pizzetta kesin çalışıyor şu anda, evet, görüyorum. Ama ben hamuru bu sefer farklı değerleneceğim. Şunun yanına böyle ufak böyle bir banabileceğimiz tarzda böyle minik bir ekmek gibi, tamam, atacağım içeriye. Ne güzel oldu, adam geldi, çalıştırıyoruz. Benim de işim. Bak, çızırtıya bak. Sesi alacağım. Çok güzel aromatik otlar var. Bunları pişirmeyeceğim. Tamam. Az önce tadına baktın. Yes. Muhteşem. Havuçların tapları, bahçeden topladığım dereotu, kekik, biberiye, peppermint. Yes. Ve limon otumuz var burada. Üf, var ya, çok güçlü. Şimdi, ama onları neyle kıracağız birazdan? Aha bak. Aa, kim geldi? Zilli. Zilli mi bu? Arkadaki de şerbet. Oo, zilli ile şerbet. Evet. Efendim zilli, tabii duydun güzel yemeğin kokusunu. İşte bu bitter, sarımsak, soğan aromaları için muhteşem bir dengeleyici. Yeşil elma. Hay Allah razı olsun, hiç vermeyeceksin zannediyorum. O bakışlarla tam olarak o noktayı hissettim ben de. Dedim ki şimdi vermezsek ayıp olacak. Biraz da portakal kullandık mı işlem tamam gibi. Hmm. Abi, kim geliyor bilmiyorum ama içerideki görüntüyü görebilecek misin Mete bilmiyorum ama. Yemeği biraz da yemek yapan herhalde sofranın kendisi. Tabii ki. Malzeme ilk sırada gelir. Çünkü kötü malzemeyle iyi yapmak dünyanın en zor işi. Eyvallah. Burada iyi malzemeyi bulmuşken ondan sonra yeteneği konuşturmak çok mesele olmasa gerek. Bir de kiminle oturduğun, kiminle beraber yediğin, kiminle bölüştüğün, kiminle çok paylaştığın önemli. Çok önemli. Mesela şu anda bana bahçenizi açtınız ve hani gel burada bir şeyler yap dediniz. Ve ben bir çocuk gibi gezdim bahçenin içerisinde. Hep domates olmasına gerek yok, elbette hep patlıcan öyle. Olmasına gerek elbette yok. Elbette öyle. Lahana muhteşemdi, karnabahar muhteşemdi. Sürekli zaten videolarda bunu vurgulamaya çalışıyorum. Kış sofrası farklı oluyor, yaz sofrası farklı oluyor. Ama burada tabii en büyük avantajımız mevsimsel menü yapabiliyoruz. Sebzeler gelecek, üzerlerine birazcık limon sıkacağız. Bunları taze taze koyacağız. Sonra ekmek, sarımsak biraz. Ay! Çok da iyi anlatıyor şerefsiz. Abi hiç komik aranız oldu mu ya filmi çekerken? Yani böyle atıyorum Erdal abiyle vesaire. Ben Erdal Ötüyacılar'da da böyle inanılmaz böyle bir şey alıyorum. Bir muzurluk alıyorum. Öyle. Çok fırlama. Hakikaten. Ama profesyonel mi? Fazla profesyonel. Ha yani öyle profesyonel. Kamera önünde sonuç iyi çıksın diye bu kadar çaba harcayan bir oyuncu ben hayatımda görmedim. İşte ama yani çok uzun yıllarda hep bize hissettirdiği budur yani Erdal Özyağcılar'ın. Kesin öyle. Çünkü olduğu projelerde her zaman projenin iyi olacağını hissederiz. Kesin, kesin öyle. Şimdiye kadar Türk sinemasında unutamadığımız dediğimiz filmlerin tamamında Erdal Özyağcılar var. İnanılmaz. Geçen akşam böyle evde oturuyorum Züğürt Ağa başladı, evet, ve Erdal Özyağcılar ve böyle en vurucu rollerden birini oynuyor aslında. Peki Müstakbel Damat filminin Erdal Özyağcılar'ın ilk başrolü olduğunu biliyorsun. Aa. Ya. O zaman yani aslında bu da çok enteresan bir konuymuş. Ben hiç böyle fark etmedim. Evet, aslında hep kafamızda başka bir noktada konumlanmış. İşte adam o kadar iyi aktör ki şöyle bir laf vardır. Rolün küçüğü büyüğü olmaz. Büyük aktör vardır. Aynen. Şimdi adam o kadar büyük aktör ki yani sen onu başrol oynamış hiç umursamamışsın bile yani. Şu anda neden böyle baktı biliyor musun? Kulağım orada da yanıyor, yanıyor mu diye. Evet. Şimdi o burada birazcık takılsın. Biz de artık tabağımızı şöyle ekmekleri de şenlendirelim azıcık.
Ekmeğin ne eksik? Bence tuzu eksik. Yes, tuz şef. Dikkat ettik, sıcak. Şimdi hiç sıcaklığı bozmayacak şekilde bunları atıyoruz. Bunlar çok taze, körp oldukları için sadece hafif, zaten bu tava alev gibi bir ılınacaklar. Hafif asiditeyi arttıracağız. Ondan sonrası bize afiyet olsun. Yes şef. Neredeyse tamam. Daha bekleteceğim sizi. Şöyle bir harmanlayalım. Dediğim gibi yani iyi malzeme, yani iyi yemeğin başrolünde iyi malzeme evet, var. Evet. Ama iyi futbol da iyi futbolcuyla oynanıyor. İyi sinema filmi de iyi senaryo ile çekiliyor. Ne oldu? Yok şey yani böyle şey bir söze doğru gidiyoruz gibi altınıza imzanızı yazacaktım tam. Hay Allah. Tam orada havada kaldı. Tam şey diyecektim yani sonra da İlker Ayrık diye bitirecektim böyle. Keşke öyle düşünerek yapsaydım. Ekmek arası bahçe mi diyelim buna, ne diyelim? Vay. Bazı yemekler vardır. Bazı sofralar, bazı tencereler, bazı tabaklar vardır. Dışarıdan baktığınızda tadmanıza gerek yok. Kesin çok lezzetlidir dedirtir ya. Bu onlardan bir tanesi. Şu an. Müsaadenle. Afiyet olsun. Afiyet olsun şef. %100 bahçe ürünü. Çok iyi. Tabii ki peynir de olsa, et de olsa başka bir noktaya gider ama benim burada sadece anlatmaya çalıştığım şey sebzenin kendi başına olan değerini vurgulayabilmek. Her sebze içerisinde barındırdığı lifiyle, suyuyla, lezzet dokusuyla, bazısı çok pişmeye müsait, bazısı az pişmeye müsait ve işte elma ile başka bir dengeleme yakalamak gerekiyor vesaire ama hepsi çok lezzetli olduğu için bir ekmeğin içerisinde bile bir sandviç olarak çalışıyor bence. Bence müthiş. Ekmek arasında salata vari, hani közlenmiş bir sebze yemek aklına gelmez insanın. Ama bir şefin elinden çıkınca müthiş olmuş. O içine hiçbir şey aramıyorum vallahi. Bunu duymak çok keyifli. O zaman biz tabii ki sandviçleri bitireceğiz. Ayın 11'inde yani 11 Kasım'da Müstakbel Damat yayında. Zaten İlker abi de bahsetti. İçerisinde bütün duyguları bulabileceğiniz, bizden çok tanıdık duyguları olan bir film. O zaman salonlarda buluşuyor muyuz abi? Pandemiden sonra sinema seyircisini bekliyor. 11 Kasım'da Müstakbel Damat sinemalarda. Ama siz 11 Kasım, 15 Kasım, 17 Kasım sinemaya gidin. Müstakbel Damat'a inşallah gelirsiniz ama hangi film olursa olsun sinemalar sizi bekliyor. Lütfen sinemaya gidin. Teşekkür ederim. Bana çok pek söz kalmadı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.